Merhaba, iyi günler. Nihayet beklenen oldu ve İran İsrail'e saldırdı dün. Çok sayıda roket yolladı. Neden oldu? Ne gibi sonuçlara yol açtı? Bundan sonra ne olabilir? İşte bunları Türkiye'nin önde gelen İran uzmanlarından Arif Keskin'le konuşacağız. Arif Bey, merhaba. Merhabalar Ruşen Bey. Pazartesi günü sizinle yayın yaptık 2 gün önce ve dedik ki İsrail saldırmaya İran'da sessiz kalmaya devam ediyor diye ve bu yayında da İran ne bekliyor diye konuştuk ve bir takım İran'ın önündeki mecburiyetler ve tuzaklardan bahsetmiştik biliyorsunuz ve sonuçta İran saldırdı. Çok ilginç bir şekilde saldırıdan birkaç saat önce Amerikalı yetkililer Amerikan medyasına İran'ın saldıracağını söylediler. Hatta bir üst düzey yetkili sınır çizdi. Yani biz de İsrail'in yanında olacağız. Hani belli bir ölçüyü kaçırırsa anlamında herhalde. Ve saldırı oldu. Şimdi detaylara gelmeden önce siz İran medyasını da yakından takip ediyorsunuz. İran bu olayı nasıl sundu? Onu öncelikle anlatır mısınız? Bunu böyle bir çok büyük bir misilleme olarak mı duyurdu yoksa daha sakin bir şekilde mi aktardı? Yani aslında İran bunu çok büyük bir başarı, zafer ve bütün dengeleri değiştirebilecek ve aslında bizim sessizliğimiz, sabrımız, korktuğumuz anlamına gelmiyor. Gerekirse daha ağır ve daha yıkıcı yanıtlar da verilebilir. Ve bu bir yönüyle aslında İran'ın teknolojik gücünü, cesaretini ve oyun kurma becerisini gösterdiği şekilde sundular. Bir taraftan da muhafazakarlar da bir yönüyle bunu İsrail'in ve emperyalizmin yok oluşuna işaret olarak yorumladılar. Ve çok Önemli bir dönüm noktası olarak tarif ediyorlar anladığım kadarıyla. evet, bir dönüm noktası olarak yorumluyorlar. Bir şey anlamında dengeleri değiştirebilecek şeklinde ve bunu ciddi bir şekilde sevinçle de karşıladı rejime yakın gruplar ve onu destekleyenlerin bir bölümü. Çünkü bunu bir şekilde bütün onurunu, imajını ve o korkak görüntüsünü düzeltici bir şey olarak da görüyorlardı. Görüyorlar. Şimdi de öyle yorumluyorlar. Bunu ayrıca bütün İran devlet içerisindeki bütün uyum, bütünlük nin bir gösterisi. Ayrıca Hameneyn'in liderlik becerisinin gösterisi de olarak yorumluyorlar. Çünkü sonuç itibariyle kararı o veriyor. Ve bu bir yönüyle onun bir şeyi. Ayrıca Mesut Pezeşkian'a yönelik bir eleştiriler vardı. Ki Mesut Pezeşkian geldikten sonra hükümet Mesut Pezeşkian'a gördükten sonra İsrail'e karşı bir pasif siyaset izleniyor. Aslında bu ciddi de zarar veriyor. Ve Mesut Pezeşkian'a yönelik özellikle de Hasan Nasrullah'ın öldürülmesinden sonra radikal muhafazakarlar tarafından ciddi bir saldırı ve linç girişimi başlatılmıştı. Bu yani Mesut Pezeşkian'a ve Cevat Zerif'e yönelik.
Ve onlar diyorlardı ki bunlar olduğu sürece bu ezimet devam edecek diyorlardı. Şimdi bu saldırıyla, bu operasyonla birlikte Mesut Pezeşkian'ın imajı o gruplar içerisinde, o şeyler içerisinde de yani rejime, o radikal destekleyenler içerisinde de belli bir derecede şeyi arttı. Hatta onu Mesut Pezeşkian'ı destekleyip ayrıca onu savunanlar Mesut Pezeşkian'dan kovboy fotoğraflar koyarak, bak Yiğit adam bunları yaptı şeklinde. Bir yönüyle de Mesut Pezeşkian'ın özellikle de radikal muhafazakarlar içerisinde, muhafazakarlar içerisindeki pozisyonunu da tahkim ettiği görülüyor. Burada Ve yalnız ve Arif Bey, ayrıca sözünüzü bir keseyim, pardon, çok özür dilerim ama tam bu noktada New York Times bir haber yazdı ve dedi ki son ana kadar Mesut Pezeşkian'a haber verilmedi, çok az bir süre önce haber verildi diye bir haberin içerisinde bir bilgi paylaştı New York Times. Bu doğru olabilir mi? bence bu doğru olmayabilir. Çünkü şöyle bir anlamda doğru olmayabilir. Yani vurulma anını haber vermeyebilirler. Zamanı söylemeyebilirler. O ayrı bir konu. Ama kararı İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'nde alıyorlar. Ve aslında orada tartışarak alınmış bir karardır ve Cumhurbaşkanı İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin başkanı aslında. Tabii ki oradaki etkisi, gücü tartışılabilir. Sonuç itibariyle İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Hameneyi'ye bağlı ve Hameneyi'nin etkinliğinde bir kuruluş. Ama Cumhurbaşkanı'nın bu karardan habersiz olması mümkün gözükmüyor. Çünkü bu bir yönüyle de rejim içi çok büyük bir hükümet içi çok büyük bir krize de yol açabilir. Hatta Pezeşkian ve diğerleri bu eylemi kendilerine yapılmış bir darbe olarak da, tuzak olarak da görebilirler. Bu açıdan bu karardan haberi var. Ama olabilir. Mesela zamanıyla da ilgili onu da ben yine düşünmüyorum. Yani zamanıyla da ilgili belki bir şey olmuş olabilir. Ama kararı o sürecin işletilmemesi, Pezeşkian'ın bu sürecin dışında tutulması bence çok büyük bir krize yol açabilir. Ve ayrıca Mesut Pezeşkian Hameneyi ilişkisi çok daha derindir. Hameneyi'nin Mesut Pezeşkian'a güveni çok yüksektir. Ve ayrıca Mesut Pezeşkian öyle rejime ve Hameneyi'ye sadıktır. Ve Hameneyi'ye sadakati konusunda herhangi bir kuşku da söz konusu değildir. O nedenden dolayı Mesut Pezeşkian'la Hameneyi o arasındaki böyle bir ihtilaf görüntüsü şu andaki İran siyasi sahnesine uyumlu değil. Ama şu olabilir, şunu tartışabiliriz. Bu sürecin Mesut Pezeşkian'ın amaçlarına uyumlu değil. Onun amaçlarına zarar verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ben Peki. Mesut Pezeşkian'ı sürecin dışında tutulmasının İran'da bugünkü şartlarda mümkün gözükmüyor. Peki anladığım kadarıyla bu saldırıyla beraber İran rejimi, en azından toplumu bir kenara bırakalım, bütün unsurlarıyla mutlu ve ders verdiklerini, cevap verdiklerini
düşünüyorlar ve bir şekilde inisiyatifi ele aldıklarını düşünüyorlar. Ama uluslararası olarak bakıldığı zaman tabii ki görüntüler, füzelerin görüntüleri, roketlerin görüntüleri falan çok çarpıcı görüntüler vardı. Özellikle Ürdün üzerinden geçenler, Tel Aviv'e düşenler falan ama sonuçta çok büyük zarar vermemiş gibi gözüküyor. Bir can kaybı yok bunlardan dolayı. İki, İsrail'in şu ana kadar ve Batı dünyasının çok çok büyük bir tepkisine de tanık olmadık. Ama daha önemlisi Gazze'deki operasyon ve Lübnan olayı sürüyor. Yani çok da buradan İsrail geri adım atacak gibi gözükmüyor. Ne dersiniz? Bu saldırı İsrail'in bir kendine çeki düzen vermesi, biraz ayağını frene basmasına yol açabilir mi? Tabii ben sizin sorunuzu iki yere, iki bölüme ayırıp ikisini yanıtlayıp bir sonuca varacağım. Birincisi, şimdi İran bugüne kadar özellikle de şeyde üç operasyon gerçekleştirdi. Birincisi, Kasım Süleymani öldürüldükten sonra Irak'ta bir askeri üsse saldırı düzenlendi ki o askeri üsse saldırı düzenlemeden önce söylemişti ve boş bir üssü bombaladı. Bu bir. İkincisi, geçen 13 Nisan'da Suriye'deki konsolosluğa bir karşılık olarak dronlarla, siyalarla İsrail'e bir saldırı düzenledi ki daha önce zaten onlar bildirilmişti ve çok büyük bir hasar verilmedi. Üçüncüsü, bu balistik füzelerle de birlikte yapıldığında buna da bakıyoruz. Burada da bir zayiat, bir hasar görmüyoruz. Yani şimdi olay bir tane olursa farklı yorumlar ama üç tane örnek var karşımızda ve üçünün de benzer yanları var. Üçünün de budur ki üçünü de önceden bildirmiş. Önceden biliyorlar. Ve önceden önlemleri belli bir düzeyde alınmış ve üçünde de etkin bir zayiat yok. Ve bu anlamda bu bize İran'ın ne yapmak istediğine de dair bize bir şey söylüyor. Ve aslında operasyonlarla bir yönüyle de ilişkilerinin sınırını da çiziyor. Ve o sınırı da aşmıyor ve sınır çiziyor aslında. Bu bir taraf. Nasıl bir sınır? Sorunuzun ikinci bölümüne de geleceğim. Aslında İran'ın bu üç düzenlediği saldırıda da bir sınır çiziyor. Sınır nedir? Büyük bir zayiat vermiyor. Neden? Çünkü büyük bir zayiat bir savaşı tetikleme ihtimali var ve savaşı ve kaçınılmaz olarak bir savaşı tetikleyebilecek bir saldırı düzenlemiyor. Şimdi buna teknolojisi uygun mudur, değil midir? O ayrı bir konu ama üç tane örnek var karşımızda. Üç örnekte de biz bunu görüyoruz ki vuruyor ama vurduğu zaman da o vurduğu şeyler bir kaçınılmaz olarak, zorunlu olarak arkasından bir savaşı tetiklemeyecek bir şey. O nedenden dolayı şöyle bir formül üzerinde gerçekleştiriyor. Vuruyorum, ancak savaş istemiyorum. Ancak sen vurma, arkasını getirme, orada dur. Ve bir yönüyle de aslında bir tür görüntü, bütün imaj çalışması, bütün üzerindeki kaybettiği o itibar ve onu veya zedelendiği tırnak içinde onurunu onarma çerçevesinde olarak yorumlamak gerekiyor. Sonuçta böyle bir tane olsaydı
şöyle diyebilirdik. Ama üç tane örnek bize ve bu anlamda da bize şunu gösteriyor. Aslında bu sınır çizerek belli bir korkusu örtük olarak o sınırda var. Ve aslında bana göre bir tür, yani bu biraz ağır olabilir, tartışabiliriz, ama bir korkağın korkaklığının kabullenmediği, korkaklığının da bilinmesini istemediği ama aynı zamanda da yeterli kadar cesur olabilecek, cesur davranabilecek veya davranmak istemediği veya öyle bir gücü olmadığı şeklinde bir tabloyu gösteriyor aslında. Ve bu bir yönüyle de İran'ın aslında o sınır çizdiği anlamda zayıflıklarını, sınırlıklarını, imkanlarını, korkularını ve doğrudan göğüs göğüse uzun süreli bir çatışmaya olmayacağının da sınırını çiziyor. Buna bazıları makuliyet olarak tanımlayabilir, bazıları şey olarak tanımlayabilir. Sonuç itibariyle şunu da söyleyenler var, özellikle de rejime yakın gruplar. Bunu bir korkaklık olarak tanımlamak aşırı yorum olabilir diyorlar. Bunu belli bir İran'ın bölgesel ve uluslararası pozisyonu sebebinden belli bir rasyonelite üzerinde yorumlayabiliriz. Sonuçta İran yalnız bir devlet, yalnız bir rejim ve İsrail'in yanında Amerikalılar, Avrupalılar ve hatta bazı bölge devletleri olabilir. Ve doğal olarak aslında İran, İsrail kadar cesur olabilme, rahat davranma olanağı yok. O nedenden dolayı İran belli bir çerçevede hareket etmesi lazım. Onlar diyorlar, hem yaptıklarını belli bir uluslararası hukuk esasında temellendirip ayrı zamanda aşırılığa kaçmadan. Şimdi bu çerçevede de yorumlayanlar var. Ama ben onu bir tür rasyonalize etme süreci olarak görüyorum. Benim aslında buradaki temel mesele, yani üç saldırı da bir araya koyduğumuz zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: İran'ın iddialarıyla gerçekte gücü arasındaki çelişki ortada ve işin en ilginç tarafı İran iddialarıyla gücün arasındaki orantısızlığın da farkındadır. Yani ve bu önemli bir bilinçtir aslında. Yani ve belki de bu İran'ın o pragmatizmi dedikleri de burada. Yani İran çok büyük iddiaları var. İsrail'i yok edeceğiz, arkadan sileceğiz şeklinde bir ideolojiyi, bayraktarlığını yapıyor. Her gün 1979'dan günümüze kadar her yerde Amerika'ya ölüm sloganı diyor. Amerika bitti battı diyor. Batı bitti battı diyor. Ve kendisinin de bu süreci öncülerinden biri ve bu süreci taşıyıcılarından biri olarak söyleniyor. Bir tür tırnak içinde söylüyorum, büyük bir evrensel iddiayı dillendiriyor. Bir tür anti-emperyalizm, anti-İsrail, anti-Siyonizm ve bölgedeki bütün devletleri, yani içerik olarak böyle bir ideolojini taşıyor. Ama bu ideolojiyi pratikte bunu gerçekleştirebilecek, bunu fiili olabilecek gücünün de olmadığının farkındadır. Ve bu biraz önce çizdiğim sınır aslında bu bilincin ürünü. Bu bilincin ürünü. Ve bu bilinç, yani İran'ın, Marx'ın sözüyle söyleyeyim, İran'ın yanlış bir bilinci yok. Kendi durduğu yeri abartmıyor. Biliyor, farkındadır ki güçsüzlüğü, bütün güçsüzlüğünün farkındadır.
O yanlış bilinci olmadığı halde kendisiyle ilgili bir farkındalığı var ve farkındalığı da gerçekçidir. O gerçekçi farkındalık çerçevede bu operasyonları yapıyor. Ama gerçekçi farkındalığa dayanarak dış politika üretmiyor. Yani problemin ta kendisi burada. Bu nedenden dolayı İran'ın ahlaki sorumluluğu, ikiyüzlülüğü ve İran'ın ve sorgulanması da buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Şu önemli bir şey olarak, eğer sen gücünün farkındasın ve biliyorsun ki güçsüzsün, iddiam büyük ama orantısızlık var. Neden gidip de başka ülkelerde örgütlenip onları ateşe atıyorsun? Neden Kasım Süleymani gibi tırnak Burada içinde bir şahsiyeti, bir askeri alana sürüklüyoruz? Şimdi burada bir grup da şu yorumu yapıyorlar. Evet, İran Batı ile çatışabilecek gücü olmadığının farkındadır ama Suudi Arabistan'la, Katar'la ve diğerler arasındaki çatışmanın farkındadır. Ve doğal olarak aslında o bilinçten yola çıkarak İran'ın yaptıklarını oraya doğru değil de bu tarafa doğru yorumlamak gerekiyor. Yani İran'ın niyeti diyelim gücünün farkında olduğu için İsrail veya diğerleriyle değil de bu ülkeleri baskı altına almak, onlar üzerinde bir etki üretmek gibi yorum çıkıyor. Ayrıca ahlaki olarak eğer sen gücün yoksa, gerçekçi buna sahip değilsen, kendi içerisinde misafirini İsmail Haniye'ni koruyabilecek bir şeye sahip değilsen, üç tane eylem yapıyorsun. Üçünün de belli ortak nitelikleri var. Bunun farkındasın. 80 milyondan daha fazla nüfusu olan bir ülkeyi neden sürekli tehlikeye atıyorsun? Neden sürekli bu kavganın içerisine çekiyorsun? burada Yani bunu. Arif Bey, evet çok çok anlamlı şeyler söylüyorsunuz. Bu hani meşhur vekalet savaşları denen olayı yaşadık uzun bir süre. Şimdi vekalet verdiği güçler zor durumda kalınca kendisi devreye girmek zorunda kaldı. Yani Hamas'a ve Hizbullah'a aslında bir anlamda savaşlarını, İsrail'le savaşlarını İran adına yapıyorlardı. Normalde. Ama iş başa düşünce diyorsunuz, o kadar da güçlü olmadığı çıktı ortaya diyorsunuz. Ve şöyle bir soru sorayım o zaman. Mesela bu son saldırıları Hamas üyeleri ya da Hizbullah üyeleri, Hamasçılar Haniye'nin, Hizbullahçılar Nasrullah'ın İntikamı alındı olarak değerlendiriyorlar mı? Değerlendirebilirler mi bu saldırıyı? Karımca şunu söyleyeyim. Biz iki tane örne bir tane örneğimiz var. Değil mi? 13 Nisan'da İran bir eylem yaptı. İsrail'e dronlarla saldırı düzenledi. Değil mi? Buna benziyor. Bu 13 Nisan'da da İran bugünkü şeyleri dillendirdi. Yine caydırıcılığımızı kazandık. Yine dengeleri değiştirdik. Yine oyun kurucu olduğu iddialarını söyledi. Yine de İsrail'le ilişkide üstünlük kazandık gibi propaganda yaptı. Ama ne oldu 13 Nisan'dan sonra? İsrail durdu mu? İsrail'i durdurdu mu? 13 Nisan'dan sonra İsrail'i ne oldu? 13 Nisan'dan sonra İsrail gitti Tahran'da İsmail Haniye'yi öldürdü. 13 Nisan'dan sonra İsrail hem Filistinlilere hem de ki Hizbullah'a dönük, komutanlarına dönük topyekün suikast eylemleri gerçekleştirdi. Pager patlamaları, telsizleri vurdu. Hizbullah'ın komuta kademesini öldürdü. Ayrıca Hasan Nasrullah'ı öldürdü. İran'ın yaptığı şeyden sonra kaç tane üst düzey devrim muhafızları komutanını öldürdü. En son Abbasi Nilfuruşan'ı öldürdü. Yani bu anlamda bakıldığında 13 Nisan'da İsrail'i durdurdu mu ki bu da durdursun?
Yani bu yani bana benim kişisel kanım şu yönde, bunun İran'ın bu yaptığının İsrail'in iradesini bileyebilir. Onu biraz daha keskinleştirebilir. Hatta bazı şüphesi olanları da şey yapabilir, ama İsrail'in eylemlerinin önünü kesebilecek bir şeyi değil. Zaten bunu İsrail gösterdi. O İran'ın saldırı düzenlediği gece gitti, yine Lübnan'ı bombaladı. Yani bir yönüyle de aslında bunun İsrail'i caydırabileceği, yaptıklarından vazgeçirebileceği bir nitelik taşımıyor. Ve zaten başta o nedenden dolayı söyledim. Üç, İran'ın yaptığı eylemi bir araya koyduğumuz zaman zaten İsrail de bu şekilde yorumlarsa buradan herhangi bir caydırıcılık çıkmıyor. Çıkmıyor, evet. Şu olabilir. Böyle şeylerde böyle bir şey önemlidir. Önemi şudur. Sonuç itibariyle İsrail gibi tırnak içinde dokunulmaz ve birçok ülke onunla çatışmaktan ürktüğü bir yerde İran bu saldırıyı düzenleyebiliyor. Bu saldırıyı düzenliyor. Bu başlı başına bir anlamlı olabilir. Bunu söylenebilir. Bu belli şekilde sen de vurulabilirsin, sen de hedef olabilirsin şeklinde bir görüntü. Bu da belki belli grupları kısa süreli psikolojik olarak tatmin edebilir. Veya hatta belli bir kısa süreli de olsa bir motivasyon sağlayabilir ve belki kısa süreli, sınırlı da olmuş olsa o çökmüş psikolojiyi yeniden onarabilir. Ama stratejik bir düzeyde bunu yapması mümkün değil. Çünkü top şu anda İsrail'de. İsrail'in ne yapacağı, ne edeceği meçhul. Diğer konunuza gelince, ben o söylediğiniz uzun süredir zaten ben o tezi dillendiriyorum ve onu da yazdım. Yani şudur aslında, İran'ın vekil güçleri evet, İran'a bir dönem bir tür istikrar getiriyorlardı. Ama daha sonra İran'ın vekil güçleri İran'a istikrar getiremedi. Ve bunun en tipik, bunu da en başarılı yapan ve bu süreci değiştiren İsrail olmadı. Suudi Arabistan oldu. Bunu ben ayrıntısıyla da anlattım. Yani Suudi Arabistan, İran'ın vekil güçlerinin İran'la olan ilişkilerini ters çevirebilecek bir süreci başlattı. Yani İran, Suudi Arabistan'dan gergin olduktan sonra Suudi Arabistan bu kez doğrudan İran'a yöneldi ve İran Araplarını örgütlemeye ve İran muhalifleriyle, fark etmiyor, Türk, Kürt, Arap, Beluç, hepsiyle diyalog kurdu ve belki de İran'ın yurt dışında İran radyo televizyonundan daha etkin medya kuruluşları kurdu. Öyle medya kuruluşları kurdu ki İran onları terör örgütü böyle nitelendirdi. Ve bu özellikle de Mahsa Amini'nin öldürülmesinden sonra başlayan protestolarda bu medya çok etkin rol oynadı. Hala da çok etkin rol oynuyor. Ve bu açıdan bakıldığında şöyle bir süreç yaşattı aslında Suudi Arabistan. Suudi Arabistan, İran'ın Orta Doğu'daki yaptıklarını İran içerisine taşıdı. Ve bu yönüyle de ne oldu? Mesela şimdi bunun en tipik örneği Beluçistan'da, Sistan Beluçistan'da, Zavidan'da, Mehsa Emini'nin protestolarından sonra en uzun süreli protestolar Beluçistan'da oldu. Mehsa Emini teyinden sonra olayın ilk şeyi nereden başladı? İran'ın
Kürdistan bölgesinden başladı ve o tarafa doğru yürüdü. O tarafa doğru gitti. Ve burada Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde yerleşen, Kuzey Irak'ta yerleşen İranlı Kürt gruplarının çok etkin rolü ortaya çıktı ve görüldü. Yani o eylemleri onlar organize etti anlamında söylemiyorum. Yani o İran onlar doğru değil. Ama onun da etkisi ortaya çıktı. Bu da İran şunu fark etti. Aslında o vekil güçleriyle ve bunun en tipik örneği Azerbaycan'da da yaşandı. Mesela Azerbaycan o örneğinde de mesela ikindi Karabağ şeyinde oradaki Türkler de Azerbaycan Türkleri de Azerbaycan'ı desteklemek niteliğinde sokağa geldiler. Bütün bunlar şu şeyi İran'ın önüne koydu ve güçleriyle güvenliğini temin edebilecek bir noktada değil. Yani vekil güçler daha yeterli değil ve kendisinin doğrudan alana girmesi gerekiyor. Ve kendisinin doğrudan alana girmesinin somut örneğini Kasım Süleyman öldürülmesinden sonra gerçekleşti ve bunu devam ettirdi. Ne yaptı? Hatırlıyorsunuz Suriye'yi bombaladı. Erbil'i bombaladı. Pakistan'ı bombaladı. Azerbaycan'da yönelik bazı hareketleri vardı. Oraya gitmedi. O da uzun süre tartışıldı. Yani şu ortada o zaman da ben bunları şu olarak vekil güçler daha yeterli değil. Ve vekil güçler İran'ın seni ama İsrail ne yaptı? İsrail bu süreci bambaşka bir evreye taşıdı. Bambaşka evre bunu Suudi Arabistan'ın yaptığı evre değil. Suudi Arabistan vekil güçler İran'ın güvenliğini sağlamadığını gösterdi. İsrail bunu alıp bambaşka bir yere taşıdı. İsrail de vekil güçlerin kendilerinin hiçbir şey olduğunu ispatladı. Yani bunlar mesela şu anda Hizbullah ne diyor mesela? Veya Husiler ne diyor? Yani bir yönüyle de aslında Suudi Arabistan'la başlayan süreci İsrail bambaşka bir evreye taşıdı. Biz ne olarak tartışıyorduk? Ruşen Bey, Avrupalılar, Amerikalılar İran'dan neden korkuyorlardı? Mesela İran nükleer gücünde en önemli korkularının biri neydi? İran'ın bölgedeki etkinliği. İran'a dokunursan Irak'ta, Yemen'de, Lübnan'da, orada burada yanıtını alırsın. Ve doğal olarak eğer oralarda sana zarar vermek istemiyorlarsa İran'a dokunmaman gerekiyor. Ve aslında o vekil güçler bir yönüyle de İran'ın güvenliğini sağlıyor. Şimdi bunu İran literatürüyle söyleyelim. Bu İran'ın içinde de ciddi bir tartışma konusu oldu. Bu dediğimiz bu süreç. Bu süreç şudur. İran'da buna iki kavram kullanıyorlar. Biri saha, meydan, saha ve diplomasi. Saha nedir? Meydan nedir? Meydan vekil güçlerin olduğu alanlar. Bu Kudüs güçlerinin Kasım Süleymani'nin etkinlik arayışında olduğu yerler diyelim. Ki İran mesela Lübnan'da orada. Buna saha. Şimdi bu özellikle de Hasan Ruhani döneminde ciddi bir tartışma yaşandı. Yaşama şuydu. Saha ve diplomasi birbirlerine zarar veriyor. Aslında saha yani sizin Orta Doğu'daki arayışlarınız, Husiler, oralardaki etkinlikleriniz İran diplomasına ciddi bir biçimde zarar veriyor. Ama o dönem şuydu. Aslında İran'ın sahadaki etkinliği diplomasiyi destekliyor. Diplomasiye güç veriyor. Bu nedenden dolayı hem Kasım Süleymani gerekiyor, hem Cevat Zarif gerekiyor. Hem Kudüs güçleri gerekiyor, hem de Mesut Pezeşkiyan gibi ılımlı. Bunlar birbiriyle çatışan değil. Bunlar aslında bir gücün farklı yüzü. Farklı yüzleri ve ikisi farklı söylemlerle, farklı eylem biçimleriyle aynı amaca hizmet edebilecek şekilde. Bu tartışma da bunun bir parçası ama görünen gelen noktada şudur ve İsrail bunu yok etti.
Bunu yok ediyor. Bak diyor ki Amerikalılar görüyor musunuz? İran'ı vuruyorum. Bir şey olmuyor. İsmail Erdoğan'ı öldürdüm bir şey olmuyor. Hizbullah'ı vurdum bak. Bir şey olmuyor. Neden korkuyorsunuz? Neden İran'ın Orta Doğu'daki gücüne dayanarak İran'a alan açıyorsunuz? Bu önemli bir unsurdu ve İran bundan gibi hatta İran'ın son balistik füzesinde bu endişe de var. Bu endişe de var. Çünkü Batılıların hala İran'dan korkmasını istiyor İran. Ve İsrail o korkuyu yok ediyor. Bir kıyamet senaryosu olmaz. Aslında İran'la İsrail arasında farklı bir psikolojik Batılıları etkilemeye dönük o alanda farklı bir psikolojik savaş da yürüyor. Çünkü eğer Batılılar şu kanıya varırlarsa, Amerika şu kanıya varırsa, İran'ın yurt dışındaki vekil güçleri bir şey yapamaz. Kanınca Amerika biraz daha farklılaşabilir. Biraz daha sertleşebilir. Ve Evet, İran bundan endişe duyuyor. Özellikle de söylediğiniz Trump'ın gelişiyle birlikte. İsrail'in İran'ı Batı nezdinde korktuğunuz gibi değil şeklinde göstermeye çalışması çok önemli bir tespit ve şu aşamada anladığım kadarıyla İran eskisi kadar güçlü imajı yani güçlü imajını eskisi kadar koruyamıyor. Şöyle toparlayabiliriz. Bu son saldırı, dünkü saldırıyla İran işte gördünüz ben hala güçlüyüm dedi. Kendisi öyle söylüyor ama bu söylem çok da fazla uluslararası kamuoyunda çok da fazla kabulleniliyor gibi değil sanki. Yani şöyle bir olay var. İşte biz de konuştuk. Saldırıların çok da etkili olmaması, İsrail'i durdurmaması aslında İran'ın iddiasını bir anlamda açığa çıkartıyor. Ama tabii Doğru yine yani de aslında bunlar var. şu önemlidir. Biz iki süreçle karşı karşıya olduk Ruşen Bey. Hatırlıyorsunuz Mehsa Emini'ni öldürmesiyle başlayan protestolar dünyada İran rejimi toplum arasındaki sorunu açığa çıkardı. Ben daha önce Medyascope'da da ben bunu anlattım. Mesela ben kişisel olarak uzun süredir İran rejiminin toplumda problemi var diyordum. Ama ve buna somut doneler de sunduğum halde birçok kişi ikna etmek mümkün değildi. Ama Mehsa Emini protestolarından sonra dünyada bu ikna belli bir derecede yaşandı. Ortaya çıktı. Şu anda İran'da yapılan yorumların içerisine halkıyla sorunu var, toplumla sorunu var, bir öğe olarak dahil oldu. Ve bu Mehsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestoların bir sonucu olarak kabullendi. Bu bir. İkincisi, 7 Ekim'den sonra ki başlanan süreç ve İsrail'in İran ve vekilleri arasındaki süreç biraz da buna benziyor. Yani aslında Mehsa Emini protestolarında İran içeride ne kadar zayıf olduğu, toplumla ne kadar sorunu olduğu açığa çıktı. İsrail şu anda da onun aynısını dışarıda yapıyor. Aynısını da dışarıda ne kadar zayıf olduğunu, güçsüz olduğunu, bu örgütler bir bütün değil, direniş ekseni diye sadece bir isim var. Pratikte ortak bir eylem de yapamıyorlar. Yapsaydılar Gazze'de İsrail'i caydırırlardı. Caydıramadılar. İsrail geldi, şey yaptı ve doğal olarak direniş ekseni var mıdır? Etki üretebiliyor mu? Birlikte hareket edebiliyor mu? Birlikte hareket etseler de o istenilen etkiyi yaratabiliyorlar mı? Bütün bunlar şu anda ciddi bir biçimde tartışılıyor. Ve hatta eskiye dönük tartışmaların yeniden değerlendirilmesine ve eskiye dönük geriden bir
geriye dönük bir analiz mühendisliği de yapıyoruz biz. Yani bu anlamda. Ve İsrail yani şunu söylüyorum. Nasıl içerideki Mesamin'in ölümü nasıl içerideki o örtüyü kaldırdı? 7 Ekim'den sonraki şeyde de İsrail o dışarıdaki İran'ın yarattığı o illüzyonu, güçlü illüzyonu delmek istiyor. O oradaki o illüzyon örtüsünü kaldırmaya çalışıyor. Buna Eftun derdi Şerif Mardin Hoca merhum. Bir Eftun'dan yani bir Efsun var. O Efsun ortadan kalkıyor. Halbuki 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı, Filistin örgütlerinin saldırısı İsrail hakkındaki Efsun'u bozdu diye yorumlanmıştı. Gerçekten öyle oldu. İsrail'in istihbarat alamaması vesaire böyle büyük bir saldırıyı engelleyememesi ama sonra İşin rengini İsrail bir ölçüde değiştirdi. Evet, Arif Bey çok sağ olun. Dünkü İran'ın İsrail'e cevabını bize yorumladınız. Çok değişik bakış açıları sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.